Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin üstün özellikleri 7. bölüm. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri teknolojiden faydalanacaklardır. Hadislerde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yardımcılarının ihtiyaçları olan her bilgiye kolayca ulaşabildiklerinden bahsedilmektedir. Günümüzde bu internet yoluyla olabilmektedir. Dünyadaki hiçbir şey Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerine gizli kalmayacak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri internet ve uydu görüntüleme sistemlerinden faydalanacaklardır ve bu şekilde dünya üzerinde istedikleri her yeri anında görüntüleyebileceklerdir. Bütün dünyayı birkaç dakikada dolaşacak güçleri olacaktır. Bir başka hadiste ise Allah'ın yeryüzünde özel olarak seçip hazırladığı bu kişilerin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın konuşmalarını dünyanın çeşitli yerlerindeki televizyon ve radyo yayınları yoluyla duyurarak uçakla ya da diğer süratli vasıtalarla çok kısa bir süre içerisinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yanına geleceklerine işaret edilmektedir. İmam Sadık şöyle buyurmuştur. Hazreti Mehdi Aleyhisselam rükun ve makam arasında durur. Yüksek sesle şöyle seslenir. Ey benim temsilcilerim, özel dostlarım, ey ben zuhur etmeden Allah'ın bana yardım etmesi için yeryüzünde hazırladığı kimseler. İtaat ederek bana gelin. Onlar yeryüzünün doğu veya batısında, mihrap veya yataklarında olduğu halde İmam Mehdi Aleyhisselam'ın sesini işitirler. Bu bir tek ses onların hepsinin kulağına gider ve hepsi ona doğru hareket ederler. Çok geçmeden, göz açıp kapatıncaya kadar hepsi huzuruna varırlar. Bu azametli toplantı, rükün ve makam arasında güneş doğmadan önce gerçekleşecektir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri, Boğaz Köprüsü'nden geçecekler, uçakla seyahat edeceklerdir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebeleri su üzerinde yürür ve bulutlar üzerinde dolaşırlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen bu hadiste, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın talebelerinin, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan edindikleri bilgileri insanlara anlatmak için sık sık seyahat edeceklerine, daima hareket halinde olacaklarına, bu amaçla Boğaz Köprüsü'nden geçeceklerine ve uçakla seyahat edeceklerine işaret edilmektedir.